Pringles ya, cips ya. Lan bu ülke... Ay buradaki şeyler çok iyi. Yani yarısı Pringles, en son camızın dönemindeydi. Onlar araştırmışlar. Bizde ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7000 lira. Bir de fakir düğünü var bak. Tek. İstanbul'da trafik var. Annen ya. Millet fakir şey bıraktı, o karanfil bendim bıraktım. Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum, bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih, güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi. Bir dakika, birinci parti zenginlik mi, fakirlik mi? Zenginlik olanı. Pardon, söylesenize. İlk zenginlik geliyormuş. Oğlum siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo. Siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Arkadaşlarım... Ya ama sizin de bir planınız, bir deliniz tutsun ya. Fakirlik mi, zenginlik mi? Biriniz zenginlik diyor, biriniz fakirlik diyor. Kendim mantık yürüteceğim. Şimdi ilk zenginlik midir, fakirlik midir? Çok zorlamaya gerek yok. Burada yazıyordur zaten. Bir Pringles olmuş. Neyse tamam, fakirlikten devam ediyorum. Hayır, zenginlik yazarsanız vallahi döverim artık ha. Millet fakir. Hacı oldum. Nezih, güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. Efsane cuma, harika cumartesi, şahane pazar filan derken ne kadar kim sokum alıp varsa hepsini eve doldurdum. Lambasından prizine, saatinden robot süpürgesine, evdeki her şey akıllı olmuştu. Ya. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle 4 tane boğaz bakıyorum. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmese resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şehir dışında okuyorum. Arkadaşlarla buraya geldik. 2+1'de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha birkaç ay oldu olmadı. Bu online eğitim dalgası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin, ben burada aç kaldım. Piçiler diyor bana ne senden? Bizim namık olacağımız belli değil. Nasıl ödüyorsan öde diyorlar. Ben de bir çözüm buldum. Odanın birini kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşünün, böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun. Seansı 100, saati 100 lira. Gecede 500. Dedim bu böyle olmaz. Girdim müdür odasına. Müdür bey dedim, benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi. Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110. Al sana 120 dedi. Adam bana o hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım. Krediyi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Bir ay sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devredemedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Ben işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Yağ yer. Ekmek yer, yağ yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyoruz. Hayır, biri görse yanlış anlayacak. Kut altına gideceğiz. 16 sene yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç lan. Ben. Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz? Abi evde zeytin yok, peynire kapak yok. Çık lan sere. Ya kusura bakmayın, fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bırakıp gitmişler ya. Abi kusura bakmayın, 8 aydır vakit bulamadım. Bir şey kiramedim abi, ne içersiniz? Bir keresinde amcam gelmişti Almanya'dan. Gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan bir baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk döner yiyeceğiz. Meğer etten de yapılıyormuş. Biz ne bilelim abi, biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et dönerinin tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bile diyagara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne bile değil. İstese dolar 50 lira olsun. Yok ki. Fakirliğinde böyle güzel yanları var. Artık Night'taki NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımın kendisi Nuri Bilge Ceylan. Ya bir şey diyeceğim. Diyeceksiniz ki, abla gerçekten mi? Şimdi gülüyorum. Bir yandan da
böyle ağlayasım geliyor. Evet, bir yandan böyle şey diyesim geliyor yani. Abi bunlar evet gerçek yani, gülüyoruz da. Trajikomik evet. Abla gerçekten. Hani ya gülüyorum, güldüğüm için utanıyorum çünkü böyle bir şey gülünmemesi gerekiyor aslında. Çünkü bunlar gerçekten çok üzücü olaylar. Neyse devam ediyorum. Söylemek istedim. Filmi gibi olmuş. Hani, bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten burası Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyorsun. Adama diyorum ki fakirim, diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var, he var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya, adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye Çağrıtaner'in bütün çekilişlerini, anamın bacımı bütün sülalemi etiketliyorum ya. Ya ben mahallere düşecek adam mıydım? Ar namus şeref kalmadı ya. Telefon mu? Alma bu telefonu, kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalıma bak. Beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet yok. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak, 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya, belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmişken yakabem olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek, al. Vintage leğen, vintage lavabo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al, vintage süpürge, vintage soba, vintage avrat. Benim evde her şey vintage. Ama para etmiyor. Abi parasızlıktan kaç aydır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak abi bak, sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. 3 öğün nadal yiyorum ben abi. Bütün gün nadal yiyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor, ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzünden abi. Anladın mı? Biz ölüyoruz, bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi, bak nasıl dökülüyor? Görüyor musun abi sen bunu? He? Yeter abi, biz bittik bittik. Beynimiz çalışmıyor artık bunları yemekten ya. Ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki sokağa çıkma yasağı var. Bana 3000 lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim, benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlete 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabaha kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da olmayan bana ceza yazıyor. Ya yazsın, burada bile değil. En fazla size gelirler. Benim de bir tane battaniyem var, alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Lan size bırakın lan sosyal mesafeyi. 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim, kokuyorum ama sokakta yatıyorum. Çok normal. Bak bak, 5 tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum, suratında bir sıcaklık. Köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak, demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya. Ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldenlar neyse, 2 toka çekiyoruz gidiyorlar ama pitbulllar anamızı ağlatıyor. Aslında bu devirden güzeli ne biliyor musun? Kendine bir şükür dedi bulacağım. Ah ne güzel, ekmek elden su gölden rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşkitom. Hadi kolay gelsin. Dolphin 417 kişiyle beraber, ya 417 kişiyi hostlamış. Dolphin çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Konuşamadım. Dolphin çok sağ ol. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çiğ köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani, artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani, aç mı kalak? Abi 2 dakika kessenize, ben kafeye bak gelsem olur mu ya? Yani bilmiyorum, beğeniyorum. Hoş geldin abi. Ali Minge. Şöyle geç. Bir dakika, çok pardon arkadaşlar. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle, mouse'un dedi bak Bitcoin. Geri alıyorum. Abi. Çok önemli bir şey. Ali Minge. Çok pardon arkadaşlar ya. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle, mouse'un dedi bak Bitcoin 19 bin dolar olmuş. Bütün paranı bas, bir ay sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. Salak kafam, dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan paranın koyuyor. Ben de gelmişim burada sikko bir şeyin üzerinden size geldim, röportaj yapıyorum işte. Hayat. Vallahi inşallah bu günleri atlatacağız. Britney Spears bile 2007'yi atlattıysa inşallah ben de bu dönemleri atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Bakalım artık. Oğlum çocuğu.
Puh, lan bu zenginler var ya, bunlar bak görüyorum bak, milyonluk araca binmiş. Çek çek oğlum, çek. Buna oğlum çocuğu. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf paket izleyin. Puh. Üstün başına bak ne oldu ya. Bu sokağın penceresi yok. Penceresi boş. Öyle çatı kalmış kaşım, hiçbir şeyim yok. Hiçbir yerim yok. Düşmüş yüzüm gözlerimin altlarına bakıp sonra gülümsemek zor. Hüzünlenmek yok. Bir sıcak çay koy. Ellerimi ovuştursam bu soğuklar sanki bizi bir şeylere kavuşturacak, koş. Avuntular yoz. Oğlum siz niye? Ben çok fazla gülemedim ya. Vallahi fakir gibi çay içiyorsunuz. Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor. Usta ortaya Javier'da yaptırım. Ben siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim, haberiniz var mı? Bende ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne ar namus kaldı, hiçbir şey kalmadı. Acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetime. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya, onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yolla nasıl zengin olurum, milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiplik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payı doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildim bileli baba parası yiyorum. Bunu kocamanım da söylüyorum yani, ne olacak? Başkasının malını mı yiyorum? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı batırdım. Geldim buraya, dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani, ne olacak canım sağ olsun. Bizim ailede şirket çok. Aa ne olur çok en kötü gider bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimsenin sikinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan kara gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi ya. Adamlar kendini kaldırıp yere veriyor. İşte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım, Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor, yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 tane villam var. Ben aylık 40-50 bin lira elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın? Okey oynamak istesem 3 tane eskor çağırmam gerekiyor benim. Nasıl koyduk ama? Bir gün parkta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum. Lan ben bu milleti nasıl karşımda da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 lira 5 lira. Ve akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. İnternette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın, millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte para veriyor enayiyle. Ne? Ben niye durduk yere laf yedim ya? Ne güzel gülüyordum, eğleniyordum, yemin ediyorum durduk yere laf yedik ya. Olaya bak. Ya ben anlamıyorum, millet asgari ücreti nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3000 lirayı bana ver var ya. Benim kral gibi yaşarım ya. Geçen sokakta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renciyi hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nereden aldın? Abi dedi LKY2'de aldım. Dedim ben de gideyim hadi. Girdim dükkana, gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi, red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere, hepsini yaktım. Giymiyorum
dedim. Çocuk babasının kartını patlatıyor, bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum, ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? Chat! Yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya ama bak lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş çatava yapıyor. Chat bir şey soracağım. Ben kendimi görüyorum. Bu bir sizce şey mi? Yani kendimi mi kandırıyorum yoksa gerçekten orada bir ben mi vardı? Siz de benim gördüğümü gördünüz mü? Ben oturduğum yerden dis yedim. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla parayı da kafaya takmasın, bak deli olurlar, kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var, orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi, zamı alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi mredi kafe açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Fakire yaramıyor para. Beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira, bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim vaatte belli bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin, amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem hepsi zengin. Biz de fakirleri s**yorlar. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir buna ama ben buna bin tıçağına 25 bin lira para verdim. Bu s**dum parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacım donlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben Breaking Bad izliyorum. Oğlum dedim o dizi bitmedi mi? Bitti dayı, yapacak bir şey yok, yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu, ben seni arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradım. Dedim ki bana Breaking Bad'in yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver, kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm, onların da aklına yattı. Walter White sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürçü'yle cezaevine düşmüş. Kesip... Yalnız var ya burada herkesi, herkesi sağdan, soldan ne var ne yok herkese geçirilmiş. Benim sesim de gidiyor. Burada herkese geçirilmiş. Pikmin'den 0-1 G'ye para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan duştayken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani, benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her işin kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya, her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin sadece %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıken benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke zengin olur. Herkes zengin olmuş olur. İhya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. Siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektöre hizmet verdiğimi tam olarak... Oha! 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 Hayır ben değilim bu arada. Burada ben yokum. Ama yuh çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Giderek herkese geçirilmiş. Bak bilmiyorum. Elime kağıt getiriyorlar herhalde. İmzalayıp yolluyorum. Fotoğrafı açmam lazım. Efendim Esra'cığım? Senin doğum günün. Tamam. Tamam tamam. Tamam. Tamam ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bir dakika bekle. Tamam. İnsanlarla uğraşmak çok zor ya. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yere yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim.
Geri zekalı gördün mü? Sırılsıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anama bacıma sövüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından ona haklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Benim şu an ölümüm tecelli etse söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan. Bana fantastik bir hayat yaşattın. Erken düşman taşın yakındalar. Evcil kaplanlarımızı bir gece sokak köpekleri parçalar. Çok param var, dolup taşmış hep çantalar. Dört tane kadın ve şık masam, Dom Perignon ve şampanya. Tabakta en az var 10 gram, yanımda az pişen pirzolam. Tekten var 100 milyon dolar ama kafa... Yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Bak.